Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle kuksa yağlayacağız. Çay bardağında zeytinyağı bulunmakta. Burada da Hindistan cevizi yağı bulunmakta. Bundan birkaç damla zeytinyağının içine dökeceğim şimdi. Tamam. Şimdi biraz karıştırmam gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi karışım tamam. Gördüğünüz gibi kokusamazdır. İçerisine birazcık döktüm. Her tarafında sürüyorum şimdi. Gördüğünüz gibi burası sürülmemiş bölge. Bol bol yedire yedire sürüyoruz. Biraz daha döküyorum. Gördüğünüz gibi sürülmemiş bölgeye sürüyorum. Sadece Hindistan cevizi ve zeytinyağı bulunmakta bardağın içinde. Bunu şimdi birkaç dakika kuruduktan sonra 2-3 kat daha üstüne devam edeceğim. Her yerine bol bol sürüyoruz. İçine iyice çeksin. Evet arkadaşlar, kuksamızın yağlama işlemi bitmiştir. Bunu bir iki defa daha üst üste birkaç dakika kuruduktan sonra tekrar yapacağım ve dış etmenlere karşı daha çok korumalı olacak. Evet arkadaşlar, şu an 2-3 kat vurdum ve bu rengi aldı. Ve dış etmenlere karşı şu an daha korunaklı hale geldi. İçine kaçta başlamıştım? 150, 100 ve 80, 100, 150 kumla zımparaladım ve bayağı pürüzsüz oldu. Gördüğünüz gibi böyle. Üzerine motifler işledim. Yakma kalemiyle. Böyle. İçinde güzel bir desen oluştu. Ağacın tam yönüne göre. Evet arkadaşlar, şimdi de kaşık yağlayacağız. Bu kaşığı da işte üzerine meşe palamudu oydum. Ondan sonra üzerini yakma kalemiyle yaktım. Bunu da 80, 100, 150, 200 kuma kadar zımparaladım. Pürüzsüz bir hal aldı gördüğünüz gibi. Buranın içinde zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı bulunmakta. Şimdi bu yağıyla yağlayacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi pamukla yağlıyorum arkadaşlar. Yağladıktan sonra başka kuru bir bezle birkaç defa üzerine sileceğim. Çünkü fazla yağ kalırsa çok yağ şeyli oluyor. Yağ ele yapışıyor. Başka bezle kuruduktan sonra birkaç daha kat daha vuracağım bunun üzerine. Şuraya da dökeyim az bir şey. Yağı her yere yediriyorum. Bir yerden su alıp da içerine bakteri oluşup oluşmaması için. Evet arkadaşlar. Az daha dökeyim. Dışında hiç öyle sağlıksız ürünler sürmeye gerek yok. Zeytinyağı. Sadece zeytinyağı da yapabilirsiniz. Ben zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ayrı bir koku, güzel koku veriyor.
Limon yağı olabilir, karanfil yağı olabilir. Hangisini tercih edersiniz? Ben Hindistan cevizi yağı ile zeytinyağını karıştırıyorum. Şimdi bunu başka kuru bir bezle sürüp silip üzerine bir kat daha uygulayacağım. Evet arkadaşlar, bunun üzerine birkaç defa daha yağ uyguladım ve bezle sildim. Şu an hiçbirinde yağ kalıntısı yok, yani şu an yok. İleriki zamanlarda kullandıkça yine yağlayarak kullanacağım.